Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Der Brief. Hatırlarsanız önceki dersimizde Der Brief ile bir giriş yaptık mektup yazma konusuna A2'de. Bu dersimizle bu Der Brief konusuyla devam edelim dilerseniz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle şöyle bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Neden mektup yazarız? Duygu ve düşüncelerimizi dile getirmek için olabilir. Bir şeyi talep ederken olabilir. Ya da bizim sunacağımız bir hizmet vardır, değil mi? Bunun gibi aslında birçok nedeni olabilir. Bu dersimizde de tıpkı diğer mektup derslerinde olduğu gibi belli başlı sebepler ne olabilir? Bunu Grund başlığı altında inceliyoruz. Burada ne yapmış oluyoruz? Demek ki sebebi belirtmiş oluyoruz. Wer sind Sie? Siz kimsiniz derken, değil mi? Kim olduğumuzu belirtmemiz isteniyor mektubun içerisinde. Was machen Sie? Siz ne yaparsınız? Yani bu profesyonel bir mektupsa eğer, bir iş başvurusu olabilir ya da sizin sunacağınız bir hizmet olabilir. Ne yaparsınız? Nasıl bir hizmet sunarsınız anlamına gelen Was machen Sie başlığıyla irdeleyebiliriz, değil mi? O başlığın altında. Ve telefon numa, bundan ne kasıttı arkadaşlar? Mektupta kendi numaranızı ne şekilde verirsiniz? Bunu şimdi mektubun içerisine serpiştirelim. Öncelikle mektup neyle başlamış bir bakalım. Sehr geehrte Frau Thalmann. Evet. Sehr geehrte, saygı değer demek. Demek ki bu resmi bir dilde yazılan bir mektup, öyle değil mi? Bunu hemen anlayabiliyoruz. Yani başlangıç hallo değil, öyle değil mi? Liebe, lieber değil. Dolayısıyla hallo, liebe, lieber gibi ifadeler olduğunda bu bir samimiyeti gösteriyordu. Ancak burada sehr geehrte denildiğinde artık burada bir resmiyet söz konusu. Sehr geehrte, evet, buraya baktığımızda arkadaşlar bir hanıma eğer yazıyorsak sehr geehrte Frau şeklinde yazarız. Ancak bu bir bey olmuş olsaydı sehr geehrte, yani er ile sonlanacaktı. Sehr geehrte Herr Thalmann şeklinde yorumlanırdı. Ancak bu mektup bir kadına yazıldığı için sehr geehrte Frau Thalmann diye başlayan bir mektup görüyoruz. Cümlenin devamı var. Bakın ne diyor? Ich habe ihr Angebot für eine Gärtnerstelle gelesen. Evet. Angebot, das Angebot neydi arkadaşlar? Fırsat ya da sunulan bir şey için geçerliydi, değil mi? Gärtnerstelle, Gärtner bahçıvan demek arkadaşlar. Gärtnerstelle bahçıvan pozisyonu anlamına gelmiş oluyor. Yani böyle bir iş var anlamına gelen. Ihr Angebot für eine Gärtnerstelle demek ki sizin sunmuş olduğunuz ne için? Bir bahçıvanlık pozisyonu için gelesen, haben gelesen ne demek arkadaşlar? Okumak demek, değil mi? Ben sizin bahçıvanlıkla ilgili olan neyi okudum? İlanınızı okudum anlamı doğuyor bu cümlede. Dolayısıyla şöyle de diyebilirdik. Ihr Angebot für eine Gärtnerstelle habe ich gelesen. Bu da pekala olurdu. Bir sonraki cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Dafür interessiere ich mich sehr. Bakın burada ne diyor? Dafür. Bakın dafür'dan bunun ile ilgiliyim. Ne ile ilgiliyim? Bakın buradaki dafür'dan kasıt ne? Bununla ilgili zaten ders videoları yaptık arkadaşlar. Dafür bir şeye bir refere ediyoruz arkadaşlar. Bir şeye bir gönderme var. Bunun ile ilgiliyim. Aslında burada dafür'dan kasıt für. Für, interessieren für, hatta şöyle ki sich interessieren arkadaşlar refleksiflik gerektiren bir fiil. Sich interessieren für ile bunu bir yapı olarak görelim. Dolayısıyla oradaki für ne olmuş? Dafür olmuş. Yani uzun uzadıya ich interessiere mich für diese Stelle diyene kadar ne demiş? Bunun ile ilgiliyim. Dolayısıyla dafür interessiere ich mich sehr. Bununla çok çok ilgiliyim. Çok alakadar, değil mi? Olduğunu söylemiş oluyor. Ben tabii şöyle de diyebilirdim. Ich interessiere mich dafür sehr.
Bu da pekala olurdu. Demek ki ben bahçıvanlıkla ilgili, bu pozisyonla ilgili ne yapıyorum? İlgim var, ilgileniyorum demeye getiriyor. Burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Grund başlığını ne yapmış oluyoruz? Açmış oluyoruz değil mi? Bakın burada Wer sind Sie sorusunun bir girizgahı var, bir giriş var. Bakın ne burada kendisini anlatıyor kişi. Ne diyor? Mein Name ist Günther Zimmermann. Bakın öncelikle ne yaptı? Sebebini, neden yazdığını söyledi. Değil mi? İlgili olduğunu söyledi. Ve neyi geçti? İsmini söylemeye geçti. Neymiş adı? Günther Zimmermann. Ne diyor? Mein Name ist Günther Zimmermann. Bakın kendisi hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Ich bin 40 Jahre alt. 40 yaşındayım. Und habe 15 Jahre als Gärtner gearbeitet. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Ich bin 40 Jahre alt. 40 yaşındayım değil mi? Und habe 15 Jahre als Gärtner gearbeitet. Gearbeitet, habe gearbeitet ne demek arkadaşlar? Dili geçmiş değil mi? Perfekt zamanda çalıştım derken habe gearbeitet. 15 yıl bahçıvan olarak çalıştım derken ich habe 15 Jahre als Gärtner gearbeitet demiş oluyoruz değil mi? 15 yıl boyunca ne yapmış? Bahçıvan olarak çalışmış. Devam ediyoruz. Ich kann im Garten arbeiten und Wasserleitung reparieren. Evet bakın neyi sundun? Was machen Sie'ye geçtik. Ne yapabilirsiniz değil mi? Bunu anlattı. Değil mi? Sebebini anlattı. Kendisi hakkında bilgi verdi. 15 yıl boyunca ne yapmış? Bahçıvan olarak çalışmış. Dolayısıyla ne yapabilirim? Ich kann im Garten arbeiten. Bahçede çalışabilirim. Und Wasserleitung reparieren. Reparieren neydi arkadaşlar? Tamir etmek demekti. Wasserleitung su hattı anlamına geliyor. Yani ne yapmış oluyor? Demek ki bu bahçedeki su borularını tamir etmeyi biliyorum demeye getiriyor. Hani bahçıvanlığın yanı sıra. Dolayısıyla was machen Sie? Ne yaptığını ne yapmış oluyor? Açmış oluyor. Bakın burada demek ki ne yapabileceğini anlattıktan sonra telefon numaraya geçtik. Telefon numarasını verecek. Dolayısıyla bakın burada ne diyor? Sie können mich unter 05 erreichen. Evet. Sie können mich erreichen. Siz bana ulaşabilirsiniz demeye getiriyor arkadaşlar. Ancak burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burada akusatif olarak karşımıza çıkmış. Siz beni ulaşabilirsiniz der Almanlar. Yani akusatif olarak görüyorlar. Tabii ki bu güzel Türkçe'de birazcık bir anlam karmaşasına yol açabilir mi diye düşünüyorum. Aslında açmaz. Çünkü artık bu dil dinamiğinde düşmemiz lazım. Öyle değil mi? Dolayısıyla Sie können mich erreichen. Bana ulaşabilirsiniz diyor. Bakın burada unta görüyoruz. Numarasını vermiş. Şu numaradan ulaşabilirsiniz anlamına geliyor. Unta neydi? Altında demekti. Ancak güzel Türkçe'de şu numaradan ulaşabilirsiniz deniliyor değil mi? Dolayısıyla Almanca'da bunun karşılığı unta imiş. Dolayısıyla siz bana şu numaradan ulaşabilirsiniz diyecek olursak ne diyecekmişiz? Sie können mich unter 05 erreichen demiş oluyoruz değil mi? Evet, mit freundlichen Grüßen, selamlarımla. Bakın mit freundlichen Grüßen arkadaşlar aynı zamanda kısaltma olarak da yazılabilirdi. MFG. Tabi bunun ilk harfinin küçük yazılması gerekiyor. MFG de gene mit freundlichen Grüßen anlamına geliyor. Ve ondan sonra buraya kişi ismini yazıyor. Kişinin ismi ne? Günther Zimmermann. Öyle değil mi? Dilerseniz bu mektubu arkadaşlar beraber doğru telaffuzuyla yineleyelim. Sehr geehrte Frau Thalmann, ich habe Ihr Angebot für eine Gärtnerstelle gelesen. Sehr geehrte Frau Thalmann, ich habe Ihr Angebot für eine Gärtnerstelle gelesen. Dafür interessiere ich mich sehr. Dafür interessiere ich mich sehr.
Mein Name ist Günther Zimmermann. Mein Name ist Günther Zimmermann. Ich bin 40 Jahre alt und habe 15 Jahre als Gärtner gearbeitet. Ich bin 40 Jahre alt und habe 15 Jahre als Gärtner gearbeitet. Ich kann im Garten arbeiten und Wasserleitungen reparieren. Ich kann im Garten arbeiten und Wasserleitungen reparieren. Sie können mich unter 05 erreichen. Sie können mich unter 05 erreichen. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Sıradaki mektupla devam edelim arkadaşlar. Sıradaki mektupla devam ederken öncelikle böyle dikkat etmemiz gereken belli başlı hususlar var. Neymiş onlar bir bakalım. Grund, evet sebep. Hangi sebepten dolayı yazıyoruz? Was passiert? Ne oluyor değil mi? Olay nedir? Bunu bir işlememiz gerekiyor. Was möchte sie? Evet, o ne istiyor? Demek ki burada bir kadın var değil mi? Ne istiyor? Bu mektubundaki amacı ne? Ya da ne yapacak değil mi? Was kann sie mitbringen? Mitbringen neydi arkadaşlar? Yanında getirmek demekti. Yanına ne getirebilir? Bunları şimdi inceleyelim. Mektuba baktığımızda arkadaşlar başlangıç olarak Lieber Peter. Evet bakın burada Lieber Peter denildiğine göre bu nasıl bir ilişki? Bir arkadaşlık ilişkisi değil mi? Yakın bir arkadaşlar arasında yazılabilecek bir hitabet. Dolayısıyla bu bir erkek olduğu için Lieber Peter deniliyor. Söz gelimi bu işte bir kadın olmuş olsaydı ne olsaydı? Diyelim ki Mia olsaydı o zaman ne olacaktı burası? Liebe Mia olacaktı. Neden? Kadın olduğu için değil mi? Ancak bu bir erkek olduğundan dolayı Lieber Peter ile cümle başlamış oluyor. Bir alt satıra geçtiğimizde Vielen Dank für die Einladung. Evet, Vielen Dank neydi arkadaşlar? Çok teşekkür ederim değil mi? Vielen Dank, çok teşekkür ederim. Bakın fark ettiyseniz V ufak harfle başlamış değil mi? Vielen Dank. Die Einladung, bu da davet demek arkadaşlar. Davet için çok teşekkür ederim diyecek olursak demek ki Vielen Dank für die Einladung dememiz gerekiyormuş. Cümlenin bir sonraki cümleye geçtiğimizde ne diyor? Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder nach Wien fliege. Evet, das'lı bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız das cümlelerini ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Burada ne diyor? Ich bin sehr glücklich, çok mutluyum. Neden dolayı? Dass ich wieder nach Wien fliege. Evet, Wien. Viyana'ydı değil mi? Vida, bakın burada vida var. Tekrar demek. Mutluyum, çok mutluyum. Neden dolayı? Viyana'ya tekrar uçacağımdan dolayı diyor değil mi? Dolayısıyla ich fliege wieder nach Wien denildiğinde demek ki ich fliege wieder nach Wien tekrar Viyana'ya uçuyorum anlamı doğuyor. Dolayısıyla biz bunu das cümlesi içerisinde irdelediğimizde mutluyum çünkü Viyana'ya tekrar ne yapıyorum? Uçuyorum anlamı doğuyor. Dolayısıyla ich bin sehr glücklich, dass ich wieder nach Wien fliege. Sonraki cümleye bakalım. Bakın burada was passiert, ne olduğuna dair bir açıklama getirilmiş oluyor. Öyle değil mi? Diğer cümleye bakalım. Ich lebe seit zwei Jahren in Budapest. Evet. Demek ki 2 yıldan beri nerede? Budapest'te yaşıyormuş değil mi? Dolayısıyla bunu vermiş oluyor. Yani 2 yıldır burada yoktum. Dolayısıyla çok özlediğini dile getirmiş oluyor. Ich lebe seit zwei Jahren in Budapest. Sonraki cümleye bakalım. Ich möchte alle meine Freunde sehen. Evet. Ne istiyorum? Alle meine Freunde. Bütün arkadaşlarımı görmek istiyorum. Değil mi? Dolayısıyla ich möchte alle meine Freunde sehen demiş oluyoruz. Şöyle de diyebilirdik. Ya da diyebilirdi. Alle meine Freunde möchte ich sehen de diyebilirdi. Değil mi?
Sonrakine bakalım. Vielleicht können wir eine Party veranstalten. Evet, vielleicht ne demekti arkadaşlar? Belki, değil mi? Können wir eine Party, bir parti, eine Party veranstalten, eine Party, bir parti düzenlemek, tertip etmek değil mi? Belki bir parti düzenleyebiliriz anlamına gelen Vielleicht können wir eine Party veranstalten cümlesini görüyoruz. Şöyle de yorumlayabilirdik. Wir können vielleicht eine Party veranstalten. Değil mi? Bu şekilde de ne yapabilirdik? Cümlemizi kurabilirdik. Sonraki cümleye geçelim. Wenn ihr wollt, kann ich meine Gitarre mitbringen. Evet. Bakın burada wenn koşul cümlesini görüyoruz. Wenn ihr wollt, isterseniz. Kann ich meine Gitarre mitbringen neydi arkadaşlar? Yanında getirmek demekti. Peki mitbringen nasıl bir fiildi? Ayrılabilir fiildi. Ancak orada ayrılmamış. Neden? Çünkü modal fiil können var. Dolayısıyla ne olacak? Mastar halde ve cümlenin sonunda olacak değil mi? İsterseniz gitarımı yanımda getirebilirim demeyi getiriyor. Ve böylelikle neyi yanıtlamış oluyoruz? Was kann sie mitbringen değil mi? Ne getirebilir? Zaten bir önceki cümlede de soru cümlesi neydi? Was möchte sie? Ne istiyor? Değil mi? Arkadaşlarını görmek istediğini dile getiriyor ve ne getirebileceğini söylüyor değil mi? Dolayısıyla isterseniz bakın isterseniz wenn koşul cümlesini görüyoruz burada. Wenn ihr wollt, kann ich meine Gitarre mitbringen. İsterseniz gitarımı getirebilirim diyor. Liebe Grüße. Evet, bakın arkadaşlar arasında olan bir vedalaşma şekli bu. Ya da işte çok yakın işte akraba içerisinde, öyle değil mi? Arkadaş içerisinde kullanabileceğiniz bir yapı olan Liebe Grüße. İçten selamlar anlamına gelen Liebe Grüße Deine Tina. Evet. Tina demek ki kızın ismi. Bu bir erkek olmuş olsaydı Dein diyecektik. Şimdi burada Deine Tina derken bunlar sevgili anlamına gelmiyor illaki arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar arkadaş oldukları için Deine yapısını da pekala cümlenin içerisine katabiliyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Lieber Peter, vielen Dank für die Einladung. Lieber Peter, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder nach Wien fliege. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder nach Wien fliege. Ich lebe seit 2 Jahren in Budapest. Ich lebe seit 2 Jahren in Budapest. Ich möchte alle meine Freunde sehen. Ich möchte alle meine Freunde sehen. Vielleicht können wir eine Party veranstalten. Vielleicht können wir eine Party veranstalten. Wenn ihr wollt, kann ich meine Gitarre mitbringen. Wenn ihr wollt, kann ich meine Gitarre mitbringen. Liebe Grüße, deine Tina. Liebe Grüße, deine Tina. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Der Brief konusunun ikinci bölümünü işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.